الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد الصلوات Tespit edilen notlar. Evet. Hayattan ne bekliyorsun? Bu beklentilerin için ne yaptın? Ve cevap olarak nelere sahip oldun? Yani mesela deseler ki hakikaten ciddi bir soru ya. Bizden hoşunuza gidecek. Hayattan ne bekliyorsun deseler? Şöyle 5 tane yaz. Hayatta ne bekliyorsun? Bu bir. Hayat senin için neyi ifade ediyor? İki. Hayat senin için. Kadının evlilikte erkeğinden sahiplilik bekler. Erkeği kendisine sahip olmasını ister kadın. Şimdi bir fıtrattan bir anlatayım. Mehmet ben olsa şimdi nereden biliyorsun diyecekti. Bak, fıtratı bozulmayan bir kadından bahsediyorum. Erkeğinin erkek olmasını ister. Yılışık, laçka, sabun gibi kayan, sözlerinde durmayan, teşekkür ederim. Yani hakikaten fıtratı bozulmayan bir kadın erkeğini sert yani. Sert ama dengesi sert değil. Yani yılışın zıttı. Hani samimi, oturaklı, ciddi bir ister. Hani bizim Anadolu bir laf var. Köpeğim sert olsun da beni de kapsınlar ya. Yani despotluk manasındaki sertlik değil. Ciddi, samimi. Oturma kalkmasını bile, nerede ne konuşacağını, böyle erkek olur mu? Böyle yılışıklık olur mu? Kadın, evet o da öyle ama kadının fıtratında bir güven temin etmediği için kadın erkekleşiyor. Nereden çıkarttım bunu? Lemat da diyor ki, kadınlar diyor, erkekler diyor, heves hatta kadınlaşırsa, kadınlar da erkekleşir. Tevarüsen onun eksikliğini o tamamlıyor. Bir yerde, bir evde kadın erkeklik yapıyorsa orada erkek yok da onda. Onda. Anladın? Erkeklik despotluk değil ha. Böyle ötürünür. Öyle dedi. Böyle bir şey mi? Yani sünneti seni Allah Resulü'ne. Erkek erkek olursa kadın kadın da olmak zorunda kalır. Yani kadın ilk önce direniyor böyle hoşuna gitmez ama aslında asıl fıtraten çünkü kadının en büyük özelliği şudur. Bilelim de ondan. Kadın zayıftır. Korunmaya muhtaçtır. Sahiplenmeyi ister. Kadın dayanacağı koltuğun sağlam olmasını ister. Lankur, lunkur, vat, gut oynayan bir şeye yaslanmaz kadın. Yaslanmak istemez yani. Yaslandığı zaman yaslanır. Hele bir sağlam ol, sana bir yaslansın. Öyle. Kadın sahiplilik ister. Sahiplenmeyi ister. Unutmayın size bir ipucu vereyim. Erkeği arkasından öv. Kadını arkasından övme. Yüzüne öv. Gerçi Allah Resulü övmeyin diyor ama sen kadının yüzünden öv. Bak yaptığı yemekte pek iyi bile olmasa maşallah ya. Allah Allah ya sen maya ne kadar hoş ya. Diyemiyorsan enaniyetinden ya herhalde ben açım galiba da ondan lezzetli olmuş. Yoksa yemek Allah Allah ne kadar hoş olmuş ya. O kadın var ya ertesi gün yırtar kendisini yırtar. Ama sabahtan akşama uğraşmış. Gayret etmiş o kadar olmuş. Sen de getir getir bunu ya. Yap başka şey. Ne olmamış mı diyor. Bırak ya tozu bilmem ne, pişmemiş mi? Kardeşim, akıllı ol, istihdam et onu. Ne cidallaşıyorsun, rakip değil o senin.
Unutma lokantacın da değil. Ve mecbur da değil ha aşağıda. Kimse duymasın tabii. Mecbur da değil ha. Adam kamera kaydediyorsun. Diyorsun bunu internete vereceğim şeyde kayıtta. İşte reklam. Ondan sonra sizinkisi duymayacak yani. Şimdi oldu. Sizinkisi duymayacak nasıl? Gerçekçi olmayan fikirleri ve gayeleri ve de hayat tarzlarını fıtrat yüzümüze çarpıyor ama hala anlamıyoruz. Gerçekçi, ciddi ve hayatın hakikati ve içeriği olan sözler ve fiilleri kabul ediyor. Gerçekçi olmayan, hayatın içeriği olmayan, hayatın kabul etmediği, fıtri olmayan şeyleri itiyor. Hayat hala anlamıyoruz. Bütün olumsuzlukların temeli budur. Evlilik mal birliği değil, bedensel birlik değil, cinsel birlik değil, gaye ve maksat birliğidir. Aynı yöne ve noktaya beraber bakmaktır. Bakın, cinsel olmadığına deli bir üzüm tanesi yediriyor, on değil yüz sopa vuruyor. 5-10 dakika keyif için kadın 9 ay yük çekiyor, 9 sene onu büyütüyor, ona ölünceye kadar arkasında nazar. Yani 9 dakika için bunlar değer mi? Yani yapmayalım, evlenin. Hayır, onu demek istemiyoruz. Evlilik bunun için değil de bir. Ve değmez ya onun için de. O zaman gaye ve maksat hedef birliğidir. Ev imalathanedir. Nesil içindir. Bakın bakalım kadının fıtratındaki bedensel, fiziksel hep çocuk içindir. Ek olarak, istemli olarak erkeğe bakan yönü vardır kadın. Vücudundaki bütün organın hemen çocuk içindir. Yani istemli için yan payanda, mesela ağız yemek için aynı zamanda da konuşmak için yani. Yani ikinci ve üçüncü derecede detayıdır erkeğe bakan taraf. O da Allah bir his vermiş de ondan. Bütün tamam, bütün donanımı çocuk için, ev için. Her şeyin bir şekli ve de bir de özü var. Bazıları da dindarlığın şekli var, özü yok. Hayatın hep kusmalar olur. Her şeyin bir şekli var, bir de özü var. Hani huve evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin. Ve huve bikül şey. Yani her zahir olanın batını vardır ama her batının zahirisi yoktur. Şimdi kardeşim bir şeyin özü var, bir de şekli var. Mesela adam şekten sakallı. Böyle bilmem ne. Gözü dolduruyor. Özü yok. Bu tür insanlar daha çok 50, 40, 60'tan sonra dönüş yapanlar, hayatın her çirkefini yapmış, her türlü melaletini kazanmış, istikrar etmiş. Ondan sonra emekli olmuş, ya ne yapsam ya, bir boşluk da var. Ha, bari dindarlık. Dindarlık da, dindarlık da yapmak zor, ilimle olur, dini darlık yapar. Dindarlık değil, dini dar. Gider hemen bir şekle giyinir. Alır eline bir tane mühür. Bir tane de asa. Kafirsin. Vayzındır. Olmaz öyle. Öyle. Bakın bunlar hep hiç istisnas. 40-50'den sonra her naneyi yiyen, dönüş yapan tiplerdir. Temelde bir şey yok. Yani özünde yok, sözünde var. Kof. Boş teneke. Evlilikte sadakat ve sorumluluk önemlidir. Evlilikte sadakat, sorumluluk. Sadakat kadında aranır, sorumluluk erkekte aranır. Evliliğin en büyük düşmanı da güvensizliktir. Ve ortak değerlerinin aza inmesi demek. Evliliği
Bu çok önemli, çok hoşuna gidecek bize. Evlilik ortak değerlerin birliğiydi. Aynı yere durup aynı yöne bakmaktı. Evliliğinizin daha rahat yürümesi için ortak taraflarınızın çoğaltılması lazım. Birlik tarafı İbrahim. Mesela birlik tarafımız Allah'ımız bir. Peygamberimiz bir. Evimiz bir. Davamız bir değil daha. Soframız bir. Yemeğimiz bir. Duygularımız ayrı. Fikirlerimiz ayrı. Hayattaki duruşumuz ayrı. Gayemiz ayrı. Aklımız ayrı. Meşrebimiz ayrı. Mesleğimiz ayrı. Hissiyatımız ayrı. Emellerimiz ayrı. Hedeflerimiz ayrı. Arzularımız ayrı. Nasıl olacak ki 4, 5'e 20? Arkadaşlar sözde de olmaz. Gel bir olalım da denmez. Birlik noktalarımızı bire getirmek. Çoğaltmak. Birlik noktalarımızı çoğaltmak. O zaten bir çoğalır zaten, o evde huzursuzluk olmaz zaten. Her şey güzel. Onun için uğraşıyoruz zaten. Birlik noktasını nasıl çoğaltacaksın? İşte dedik ya, herkes misyonunu, vazifesini bilirse, herkes vazifesini bilirse, yani evlenirken bu çok önemli. Birlik yapan, girmeyeceğim ona da, okuyayım diyorum, özleri okuyayım. Birlik yapan, birliklerimizi çoğaltman lazım. Hanımlar sorunları konuşarak çözmeye çalışır. Erkek ise mağarası olan mantık ve mantıksal sığınağına girer. Aklına, kafaya. Çözer, sonra oradan çıkar, uygulamaya çalışır. Aralarında farklı yaklaşım olduğundan sorunlar çıkabiliyor. Sorunları çözmek farklı metotları var. Yani sorunları çözmenin farklı metotları var. Tek metodu yok. Sıkıntının bir sebebi de bu sıkıntının bir sebebi de bu. Hangisi? Yani metodu teke indirmek. Ya bir insanı fethetmek tek yolu olmadığı için beraber bir arada konuşmanın yolu da tek değildir. Mesela bir yemekten sonra bir çay içerken bir birlik sohbet ortamına bir vasıta. Ama sen meyve yerken de soydun, televizyonun karşısında şey yaparsan böyle. Yani birliğimiz kalmadı ki Allah aşkına. Yatakta birlik oluyor. O da o birlik hayatın getirmiş olduğu yüklere tahammül edemiyor. Birliğimiz çoğalmamış, yani evdeyiz ama bir değiliz. Yani meyve yerken bile bir değiliz, Allah'ını seversen ya. Böyle birlik olur mu? Bir tane baba, sıstan, tüp. Bak seni diyorum şimdi. Böyle adam olur, böyle adam da böyle karı olur. Pastanede, postanede tanışılanla hanım olursa ondan da koca olur. Ya kardeş, bunlar vasıtadır, bahanedir. Kestaneyi pişirdiniz, koyun ortaya. Hepiniz size ayrı ayrı tabakta vermeyin, servis yapmayın. Beraber çayı koltuklara öyle dağılmayın. Hepiniz ortaya toplanın. Yemeği ayrı tabaklara vermeyin. Bir tabağa kaşık atın. Birliğinizi çoğaltın. Ayrı tabaklar nereden kaynaklarını söylesem ağır gelir size. Bir tabağa kaşık atın, birliğinizi çoğaltın. Müslümanın Müslüman artığı Allah Resulü şifadır diyor. Sohbeti vasıta yapın. Portakal yerken, meyve yerken, çay içerken, yemek yerken despotluk yapma. Nutuk atma. Nasihat makamına geçme. Sohbet yap kardeş. Tatlı tatlı. Onlar seni bir yere götürecek. Birliğini çoğaltacak. Tatlı tatlı sohbetleri yap. Meyve yiyoruz. Ağlama kızım, öyle bıçak şey olmaz. Deştir elini. Oğlum sor elimi. Halim sen bunları anlatmıyorsun ya.
Ne biçim öylesin ya? O da tabii cevap veriyor. Baba dedi, sen bunlarla mı başında bulunuyorsun? Aynen işte. Ya işte. Erkek yaklaşımından bir kadını dinlemeli ve önüne seçenekler sunmalı. Bir mesele olduğu zaman kadına bir çözüm sunup da dayatmamalı, çözümler sunmalı. Kadının konuşma ihtiyacını koca dinleyerek rahatlatmalı ve de seçenek sunmalı. Kadın sorunları diyalogla konuşarak duygusal çözer. Formülü odur. Kadının problem çözme fıtratı odur. Konuşmak ister. Ne oldu diyor. Ne yaptın diyor falan. Seninle konuşma ihtiyacını duyar. Erkek ise mağarasına girer. Odasına sığınır, o burada çözer, dışarıya çıkar, uygular. Mantıksal ve matematiksel çözümler üretir erkek. Kendi düşünür, önüne yemeği koyar. Hayır, yemeği beraber pişirelim. Hani herkes ilgilendirebilmesi ise, meselesi. Mesela beraber değil miydik? Arkadaşlar gidelim dedim. Meşret edelim kardeşim. Hem Mustafa. Dini değil. Dini ise tamam ben söylerim size meşveret edilmez. Din meşveret edilmez arkadaşlar. Kadın da bunu bilmeli, erkek de bilmeli. Yani hanım veya kocasına veya koca hanımına namaz kıl deyince onun fikri değil ki. Bu konuştuklarımız dini olmayan şeylerde ya. Yani ne yaptık? Arkadaşlar şöyle mi oturalım, şöyle mi yapalım? Ne yaptın ben Mustafa sen? Meşveret edelim kardeşim. Öyle mi? Beraberiz. Beraber, bunu beraber kucaklayacağız, bunu beraber yaşayacağız, bu pikniği beraber yaşayacağız. Niye benim haletime göre şekillensin ki? Allah Resulüne soruyor, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hangi savaş olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir fikrini söylüyor, Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh. Ya Resulallah, vahiy midir diyor bu sizin söylediğiniz. Hayır diyor, kanaatim. O kanaatim mukabil, benim de bir kanaatim var diyor. Benim kanaatim de şudur diyor. Ha, din olursa tamam. Mükemmeliyetçi fıtratlar yakınındakileri dağıtırlar. Çünkü insanlardan beklentileri fazladır. Mükemmeliyetçi fıtratlar var mı? Evde de böyle. Ya o sabahın o şey niye öyle ya? Ya demir öyle olmaz. Lambalar biraz silinmemiş. Ya akşam akşam mı hanım bu halıları görüyorsun yani sobayı asmayın. Böyle sanki dedektif girmiş içeriye. Müfettiş girmiş. Denetliyor. E ne yapsın kadın? Kabir azabı diye. E tabii canım. Biraz böyle çözünürlük oldu yani. Çözümün parçası olacaksın. Sorunun parçası değil. E kardeşim sorunu vallahi ben size 100 tane sorun üretirim şurada. E kardeşim çözümün parçası. Çözümün, çözümlemenin parçası olacaksın. Bir sorun üretsen. Ne o öyle duruyor? Kardeşim mesela çocuk bardağı kırdı düştü. Yani gözüne girsin lan. Dikkat et. Bardak kırdı. Aynı tonla namaz... Niye namaz kılmıyorsun lan? Bardak kırma ile namaz kılmama arasında fark olmadı. Niye? Bardak kırdı, bağırman aynı. Namaz kılmadı aynı. Aynı cezayı uygularsan çocuğa, çocuk bardak kılma ile namaz kılmanın eşit olduğunu ruhsal anlar. Ceza aynı. Mesela hanım dese, bardağı kırdı çocuk diyor. Ya yavrum ne yaptın ya suyu kırdın. Annesi suyu döktü ama benim kızım bardağı kırdı. O da bakıyor şimdi. Bir şey yapmış böyle bir suç. Yani ister mi? Bir şey yapmış böyle ziktin. Annesi bağırma. Bak benim kızım bardağı düşürdü ama bugün seninle namaz kıldı. Benimle namaz kıldı. O var ya onu. Onu alkışlıyorum. Gurur duyuyorum. La motive et lan.
İrtifat cimrisi neyse ne zararı olacak? Bak çocuk, ne alakası var şimdi bardak kırmayı? Şimdi bardak kırma bile unutuldu ha. Der ki ruhsat, ha takdir görmek çocuk çok sever. Kadın takdir görmeyi çok sever. Kadın yüzünden takdir edeceksin. Erkeği erkek arkasından. Çocuğu da yüzünden. Bardak kırdı ama bugün öyle güzellikler yaptı ki bugün cumaya geldi benimle. İftihar duydum yani herkesin göz ondaydı. Tamam. Ertesi gün baba hani cumaya ne zaman gideceğiz? Demeye başladı. Kardeşim iyilik mesela bir göl düşün. Ya kanal aç ya. Ufak bir çizgi yap. Göl. Su attıkça İbrahim bu aksın bir yol bu. O oyar artık. O onu oyar. Sen eteki bir yol koy. Ben ne yapacağım biliyor musun büyüdüğüm zaman? Büyününce şunu yapacağım. Şoförlük kursundan önce Türkiye'ye evlilik kursunu açacağım. Şoförlüğü eğitimle öğrendiğiniz gibi evliliği de öğreneceğim. Üniversite hazırlama kursundan önce baba ve anne kursunu açacak. Piyasada çocuk terbiyesi adlı kitap var. Kıyamet kopuyor. Ben bir şey hazırladım. İnşallah onu piyasaya sürersem adını anne ve baba terbiyesi diye yazacağım. Çocuklar ne alakası? Çocuk okuttu mu terbiye? Çocuk terbiyesi. Anne baba terbiyesi. Kesinlikle karşındakini suçlayarak yaklaşma, bir de iltimatum verir gibi davranmamalı. Yani hüküm verir gibi böyle davranmamalı. Suçlayarak yapma. İnsanın, unutmayın, kişiliğini, kimliğini, özünü değiştirme adına, rencide etme adına böyle iltimatum gibi bazı verme. Kişiliğe hele hele çocuğunuzu ve hanımınızı sakın ha başkalarıyla kıyas etmeyiniz. Felancanın kızını görüyor musun? Sakın ha. En büyük cinayeti işlemiş olursunuz. O ki o onun gibi olacaktı. Allah bunu niye farklı yarattı? Bunun farklı bir vazifesi var. Herkes okumaz. Herkes sanatkar olmaz. Herkes köylü olmaz. Hiçbirisi birbirinden üstün değildir. Sanatkar mı üstündür, tahsilli midir? Hayır, öyle bir şey yok. Rızkın onda, eğer rızık istiyorsan Allah Resulü'nün ifadesiyle rızkın onda dokuzu ticarettedir. Ama o rızık, kemalat değil. Herkesin fıtratı ayrıdır kardeşim. Kıyaslama, seni de kıyaslarlar bu sefer. O zaman kaldıramazsın. Felancanın hanımını görüyor musun? Derse hanıma, felancanın da karısını, kocasını görüyor musun derse hanım. O zaman da yerin dibine girersin. Allah'ın ayetinde şöyle diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ayeti Kur'an'da bir mana. Onların diyor tanrılarına, taptıklarına küfretmeyiniz ki sizin de Allah'ınıza küfretmesinler. Sevginin delili fedakarlıktır. Laf değil, eylemi vardır. Çünkü sevgi histir, karşılığı da eylem ister. Yani akıl, kalp, eylem. Ayaklı kütüphanedir. İmam Hatip mezundur, ilahi, yatçıdır. Devdir, buradan aşağı inmediği için namazı yoktur. Kafasında bilgi yoktur. Dağdaki, köydeki ninemiz, kalbinde din duygusu vardır, namazı vardır. Hemen tesettürü vardır kalbinde. Demek ki fiilin arkasında ilim değil, his vardır. Bunu 77. sayfada Hutbe-i Şamiye'de ustad söylüyor. Ne yapar? Fikir, ilim, dima midesine girdikten sonra tevzi olur. Eğer o kafaya giren malumat tefekkür edilirse hisse malum. Unutmayın, her hissin arkasında, fiilin arkasında his vardır. Ama her fikrin önünde fiil yoktur.
O cin insanı fiiliyata sevk eden histir. Ha o zaman hislerimizi tahrik etmek lazım. Sen ne alacak yani? Basit bir hediye getirsen. Ne hediyeleşin diyor. Evde fiziksel temas unutmayın. Mesela anneciğim nasılsın? Öyle dökeceğine çok laf. Git yanına tut elini. Ana nasılsın ya? Böyle bir sarın. Sanki ciğerini aldı. Fiziksel temas müthişti. Göz teması, gözden göze. Mesela yavrum böyle elini tutsan. Hanım ne haber? Nasılsın? İyi misin? Nasıl geçti bugün? Biraz İbrahim gülüyor. Tabii şimdi böyle bir şey desen 40'tan sonra Mustafa hepten şaşırır değil mi? Kafasına bir şey mi düştü diyor. Ama doğru bilelim. Elbette öyle Rıza abi. Sorun çözmekte çözümü kabul etmeyene bir şey yapamazsın. Sorun çözmekte sorunu kabul etmeyene hiçbir şey yapamazsın. Biz de bir eve gittik. Sorun çözeceğiz. Ne var ki diyor. Mesela ya kadın bizi gizli davet etmiştir. Veya erkek. Ne var hayırdır diyor. Bunlar niye geldi? Sorun kabul etmiyor. Yani nasıl çözümün parçası yapacaksın? İki kişi arasında sorun varsa ihtiyaç olmadıkça senden yardım istemedikçe karışma. Bu da kendime azap çekmişim de orada yurt dışında yazmışım. Bırak konuşsunlar sorunu onlar çözsün. Senden yardım istediler mi? Bizim lojmanın altında vardı aile. Kavga ederlerdi. Ya bir gün dedim yatsın teravih etsin ineyim dedim çap çap çap. De sıkıntı oldu. Gerçi hürmet ettiler bir başkası olsa şeydi ama. Onun için şöyle yazdım. İki kişi arasında sorun varsa ihtiyaç olmadıkça senden yardım istemedikçe karışma konuşma. Bırak konuşsunlar sorunu onlar çözsün. Allah onların omuzuna yüklemiş. O ki o sorunu ben yüklenecektim. Allah beni onu yaratmazdı. O zaman beni yaratmasına kafiydi. Bırak herkes yükünü çeksin. Herkes sorununu kendisi çözsün. La yükellifullahu nefsen illa vusa. Sırınca teklif-i malayitak yoktur. Yani insan taşıyamayacağı yükü yüklememiştir. Ama sana sen onun duymadığı da bir şey yok mudur? Şimdi, sen ta gidiyorsun Türkiye'desin, ta gidiyorsun Almanya, ona şahit oluyorsun yani. Şimdi şu var. Bunlar Edirne'de oturuyorlar. Kars'taki arsanın fiyatını biliyor. Yukarıda Cavit hocasının oturduğunu biliyor. Ama aklı başında çok iyi biliyorlar mark kazanmayı. E arkadaş, ya hanım veya kanımsa, bey, ya şu hocaya şu yapalım da bizim sorunumuzu danışalım ne der? Niye demiyor? Üstünde oturuyorum. Sen niye geldin? Derste değildin şimdi. Niye ihtiyaç duydun? Değildin dersin, ortasına doğru geldin. Niye geldin? Oysa beraberdik. İstiyorsun demek ki. Kardeşim, herkes her şeyi biliyor. Kime ne soracağını vallahi biliyor. Bazı istisnalar var, bazı şeyleri soracak adam bulamıyor ama biliyor. İnanın bana en delisi bile ananı diyor. Anamı demiyor. Çöplükten girip alıp ışkırlığına bir şeyler koyuyor. Atmıyor. Deli bu ya. Ananı diye sorar, küfür eder. Anamı demez. Tabii ki. Herkes biliyor kardeşim kime ne soracağını. Yani ben ders yaparak mı bir şey yapacaklar? Meslek veya meşret mi değiştiriyor? Böyle bir de bana soruyorlar. Mailde de atıyorlar. Hangi cemaattansın? Ben Nurcuyum kardeşim. Tamam da yani tamamı mamamı yok. Nurcuyum kardeşim. Ne yapacaksın ya? Meşrebin ne? Meşrebim Risale-i Tahkik okumak. Öyle bir şey anlamıyorum. Risale-i Nur talebesiyiz o kadar. Risale-i okuyana Nurcu denilir. İnşallah Nurcu. En büyük kayın bu. Yani kardeşim lütfen Allah rızası için. Herkes biliyor. Biliyor. Bilerek yapıyorlar. Ben bunu ustadı rüyada söyledi bana bunu. Bir gün arkadaşlar iman tehlikeye girer.
yalan rüyayı söylemek. Hele benim şahsiyetime yakışmaz. Bir yere gideceğim. Ders yapıyorum. 2-3 haftan derim. Baktım ilk dersi yapıyorum. Uzak şehirdeyim ama. İlçeden ilçe. Birinci ders yapıyorum. Çay içeri gidiyorum. Benim arkamda ikinci ders yapıyorlarmış. Orada kalan ilçedekiler. Ben çok uzakta olduğum için davet ediyorlar. Aman kardeş bizi bırakma. Sorun çözmekte çözümü kabul etmeyene bir şey yapamazsın. Onu okuduk. Beyin kimyasal ve elektriksel çalışıyor. Beynine hükmedersen vücuduna da dolayısıyla hükmedebilirsin. İlimler işarettir. İlim, ilmi doğurur. Kuşlara bak. Sabah kursakları boş, akşam doludur diyor Allah Resulü. Şu çiçeklere bak. Ondan daha güzel giyinen var mı? Hadis. Çiçeklerden daha güzel giyinen var mı? Kursakları boş, sabah, akşam dolu geliyor diyor. Namaza duruyorum, günahlar aklıma geliyor. Günahlara tam gireceğim, namaz ve Allah aklıma geliyor. Demek tek düzlem yok bu dünyada. Birbirine girift dünyayı yaşıyoruz. Bugün Aleyhisselam, bugün İsa Aleyhisselam inse, kim emin olur ki bu İsa'dır? Çünkü senin kim olduğundan emin değilsin ki İsa'nın kim olduğunu bilesin. Bir daha okuyayım mı? Bugün İsa Aleyhisselam inse, kim emin olur ki bu İsa'dır? Niye? Çünkü senin kim olduğundan emin değilsin ki. Kendini tanısan, hakkıyla bilsen, sen bunları yapabilir miydin? Kendi içindeki hakları bilmeyince dışarıdaki hakları bilinebilir mi? Kelimeler cesettir, mana onun ruhudur. Nasıl ki uyanınca rüyana bir kıymet vermiyorsun. Ha demek ki rüyadaydım dersin ya. Aynen öbür alemde de bu alem için öyle diyeceksin. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Uyandığın zaman nasıl ki rüyana kıymet vermiyorsun. Vefat edince bu dünyaya da öyle emniyet vermeyeceksin. Yapma istediğimizin olması yapabilme kabiliyetimizden olduğunu göstermiyor. Ben mesela arabayı yapabilirim. Araba sürebilirim. Demek ki sürebilir kabiliyetim konduğu için bu istek vardır. İstek var ki kabiliyet konmuş. Yani kabiliyet konduğu için istek var. Mesela fıtratımızda portakal yemeği var. İsteği var, arzusu var. Demek ki bu fıtrat var sende. Ahiret arzusu, isteği de varlığını gösteriyor. Yani ahiretin en kesini fıtrat diliyle delillerinden bir tanesi de fıtratın istemesidir. Çünkü varlık yokluğa delil olamaz. Varlık yokluğu isteyemez. Fıtratta olan ifade edilir. Ahiret ve beka ifade ediliyorsa demek orası vardır. İnsana yetki verildiği halde kendisinin kendisi üzerinde hakimiyet kuramaz. Allah acayip bir şey. Bu da çok hoş bak İbrahim. İnsana Allah yetki verdiği halde kendisi üzerine hakimiyet kuramıyor cebin. Ya bir gazete hükmediyor. Ya televizyon doluyor. Tamam gazeteyi okuyor. Şimdi bak hür adam. Çok müstakil adam. Bak ne kadar esir adam. Hür adam mesela. Akşam televizyonlara kanal değiştiriyor. Doluyor tabii. Gazete, dergi doluyor.
Ha, bu aynı bunu konuşmuyor. Ama bu yığına, çöp haline gelmiş. Malzeme bu. Tuğlalar bu. Sabah bir yere oturduğu zaman inşaat yapıyor. Malzeme. Ben hürüm diyor. Bakma onları seyrederim. Hürsün. İşgal altındasın. Hür değilsin. Ne altındasın? İşgal edilmişsin. O. Hür düşünemezsin. Hür konuşamazsın. Konuştuklarını hür zannediyorsun. Oysa akşam koyduğun tuğlaları çıkartıyorsun. Ya ayette fil ukadu düğüm var ya ip. Şöyle bir ip düşün. Bir düğüm at. Ayette de öyle diyor. Fil ukadu düğümlerini öflerler sen orada oynarsın. Şu anlardan anlatayım bunu. Allah bak insana yetki verdi. Kendine hükmet. Kendine hakim ol. Başkalarına hakim ettirme kendini. Kendine hakim olamayan nasıl başkasına hakim olmaya kalkışır? Daha namaz kılmak istediği halde kılmayan adam kendisine hakim olmadığını göstermiyor mu? Bu adam insanları yönetmeye kalkıyor. Hacivet mesela bir günah yapmak istemiyor. İstemiyor yani. Biz de dahil. Yapıyorsak hakim değiliz ki kendimize. Birileri bizi kullanıyor. İstibdadi şeytani, esareti nefsani bizi işgal etmiş yani. İşgal altındayız arkadaşlar. Evlilikte şu üç özelliğe özellik olsun eşlerde. Bir, Allah'tan korkarsa gizli günah işleyemez. Hanım veya koca. Allah'tan korkarsa ne yapmaz? Gizli günah işleyemez. Kuldan utanırsa aşikare günah işleyemez. İşleyemez. Üç, inatçı olmasın ta ben merkezli olmasın. İnatçılar ben merkezlidir. En değişmeyen tipler onlardır. Hep karşısının değişmesini ister. Ve bağnazdır onlarla geçim olmaz. Ben merkezlidir. Pergelin ince ucunu bastırır buraya. Bütün daireleri bu merkezde ne kadar açarsan aç pergelin ucunu. Aynı merkez etrafında döner. İnatçı insanlar ben merkezlidir. En çok değişime karşı olan onlardır. Arkadaşlar inanın lütfen. Bu sözü konuşalım şimdi. Ben değişeceğim deyin ya. Ben değişemem, bunu bırakamam demek şu ahlakımı vallahi kendinize en büyük zulüm etmiş olursunuz. Allah değiş diyor mu? Mesela bazı asabiler var. Ben asabiyim değişemem. Hayır. Allah diyor mu sabırlı? O ki değişemeyecektin. Allah sana değiş niye diyor? Arkadaşlar ben değişeceğim deyin ya. Ben değişemem demeyin Allah rızası için rica ediyorum. Ben değişmem, değişemem. Yapamam demem. Yapacağım Allah'ın izniyle. Değişeceğim. Değişmeye bir inat edin. Ben değişeceğim ya. He Mustafa. Değişeceğim diyeceksin. Ben değişeceğim kardeşim. Ben diyorum ya. İnsanın taşıyabileceği var. Taşıyamayacağı var. Bundandır ki farz, vacip, sünnet denmiş amelimize. Allah niye her şeyimize farz dememiş? Mesela sağ elinle su içmek sol ele nispeten sünnettir. Farz denmemiş. Yani insan bir hamsi gibi tek boyutta olmadığını, tek cins olmadığını, insanın fiilinde yapabileceği, yapamayacağı yani acizlik ve zayıf olduğunu neyle anlıyoruz? Allah bazı fiillerimize farz demiş. Bazı fiillerimize vacip, bazı fiillerimize sünnet denmiş. Yani yükü kimisi kaldırır, kimisi kaldıramaz. Senin dünyanda hafif olan başkasına ağır olur. Yani filin kaldırdığın elbette ki karıncaya yüklenmez. Ama karıncanın geçtiği delikten de filin geçmesini beklememek lazım. Düşün ki hep farz denmiş olsaydı Murat. Hayatın her safhası farz. Ne yapardık?
Hep farz. Bazıları bazısını terk edebiliyor. Bundan yola çıkarak hayatında bazı taşların olmazsa olmaz olanların olsun, bazı yapman gerekenlerin makamı vacip seviyesinde olsun. Yani arkadaşlar Mustafa, bazı hayatında olmazsa olmazların olması lazım. Farz taşlarını koyun. Neye benzer biliyor musun Cevdet'im? Bu sene öğrendim. Çok hoşuma gidecek de. Köye gittim. Köye gittim, dediler ki hoca, amcam haber şey yaptı. Kadastro gelmiş. Kadastro şey, köyü ölçüyormuş. İlk defa giriyormuş. Cevdet, Nizam, iyi dinle kardeş. Ders çıkartacağız. Çanağı koydular. GPS'te uydudan şey yapıyorlar. İlk önce bir taş koyuyorlar köyün bir yerine. Buna poligon taşı diyorlarmış. Bu çok önemli Nizam. Bu çok önemli. Benim, tabii onlar kullandığı aleminde başka şey ifade ederken ben onu malzeme kullanıyorum. Bak şimdi. Bak ben ne yap. Ben onların şeyini anlatayım sana. Bu köy kabul et. Bunu parselleri yapacak. İlk önce arkadaş bir tane poligon taşı koyuyor. Sabit. Uyduya bunu poligon diyor. Artık tamam. Bütün ölçüyü bu merkezden yapıyor. Cevdet. Eğer bu taşı bütün ölçtükten sonra biraz kaydırırsan, biraz kaydırdın da ne olacak yani poligonu? 10 santimetre kaydırırsan köyün son tarlasında bir dönüm yok olur. Anladınız mı bunu? Eğer ya poligonunu yapmayalım derse bütün ölçüm sıfır. Yeniden ölçeceksin. O onun adı hocam diyor. Bu adam kendisi. O başındaki adam. Devlet memuru. Tanıştık. Giresunluymuş. Hocam diyor, bu bizim için olmazsa olmazımız. Tek. Ana merkezimiz bu. Sonra diğer ana noktaları koyarız. Hemen zihnime gitti. Olmazsa olmazım olması lazım benim. Bir sabit bir kayan taşım, bir mihenk noktam olmalı. Dedim ki ona, bak şimdi. Kardeşim dedim, bunu yapmasak ölçelim dedim ya. Dereden şuraya, ilmaktan bunundur. Hocam dedi, sabit bir şeyin olmadı ki. Bu tarla nereye göredir diyor. Bu buna göre, bu da buna göre. O zaman birbirine dayalı bir şey olmaz. Çünkü kaygı dediği şey heyelan oldu, bilmem ne oldu. Nasıl olacak dedi. O zaman arkadaşlar, bir köyde bile araziyi tespit etme adına olmazsa olmazı olursa, bir insan kainatın halifesi bu kainata gelmiş. Bunun da bir sabit bir poligon taşı olacak ki o poligon taşına göre bütün hayat safhalarını, o taşa göre vacibim, sünnetim, farzlarım, menduplarım, mekruhlarım, anamdır bu, bacımdır bu, dayımdır bu, halamdır bu, yabancıdır, haramlıktır, selamlıktır, selam verebileceğim. Haram selamlık ne demek? Bir eve girip selam verebileceğim kişiler. Bir yere girdim odaya, haramlıktır, giremezsin. Haramlık selamlık demek. Ha, bir poligon taşı olmalı. Yani senin de değişmez, olmazsa olmazların bir sabitin olması lazım. Peki bu olmasa ne olur? Hani dünya hayatında din gider de psikolojiden bahsediyor. Ben çok seviyorum psikolojiyi. Eğer poligon taşınız olmazsa, olmazsa olmazlarınız olmazsa psikoloji çöküntüler onlardır. Çünkü nereye göre ben neyim? Nasılsın? Şimdi din yok. Şimdi sana söyle. Nasılsın? Vallahi bir şeyim yok. Okul senden daha sağlam. Değil mi? Şimdi eğer şöyle yaptın. Bir yerim ağrımıyor. Ağacım yeri de ağrımıyor. Dert
derdim yok. Toprağın, kayanın daha fazla senden derdi yok. Yani bir psikoloji çöküntüye uğrar insan. Niye? Sabit kaydeleri yok. Her şey düz olsa, her şey et olsa, haram, helal yok, zina, her şey düz. Yapay işte o melaneti. Artık senin için bir cazip dünya kalmıyor, bir hedef kalmıyor. Bir arzu, istek, hedef yok ki. Hepsini bitirdin. Seni hayata bağlayacak sebep yok. Hayatı cazipleştirecek böyle ya olmaz olur falan mücadele yapabileceğin haramdır, yapma, nefis diyor ki yap, olmaz, ol falan. Seni hayata bağlayan bunlardır. Farkında değilsiniz ha. Hayata bizi bağlayanlar nedir biliyor musun? Haramlardır. Aa, ya ipimiz onun da farzlardır. Şimdi haramlar yap diyor falan, olmaz. Yap, hayır. Şimdi bir fıtratta acayip şeyler duygular, yap diyenler acayip acayip şeyler geliyor. Olmaz falan diyenler var. Ama her şey düz, kimse yok ki, herkes tek. Düptüz olmuş. Bu da düzeltilmiş. Düzelmiş. Bir. Yok ya. Hayatın artık gerçekliğini kalmamış oluyor. Abi insanlar bir poligon taşı nedir peki? Herkese göre farklı mıdır? Hayır. Herkeste o köyde tarla sahiplerinin poligon taşı herkese göre farklı mıdır? Değildir abi. Tek. Poligon taşı imandır. Tamam. Her şey ona göre ölçülür. Bu kimdir? Siz bibi mi diyorsunuz? Amca mı? Şey, amca. Ne, bibi dedin de bugün bir sene. Evet, hala. Hala, ha, bibi dedin de. Hala. Peki, bunu din söylüyor sana işte. Biz de hala da. Anladın mı? Bu hanımındır. Aslında hanım öyle gezemezsin. Niye? Poligon taşımız böyle. Geçemezsin tarlayı. Kardeşim, hudut bizim değil. İtiraz ettin. Allah şey yapacak şimdi. İtiraz ettin mahkemeye. Geliyor araba. O uydu çanakla. Oldu da ben biliyorum. Koydu. Ben de seyrettim yani. Bir başkası itiraz etti. Çarptı. Tarla itiraz etti. Poligon taşı burada cebim. Tarla burada. Koydu. Dın dın. Getirdi buraya. İşte bilmem ne kadar ellen boyun atan. Hayır dedi hacı. Senin yerin dedi şurada. O dikenlerin içine. Yok. Hayır. Ben yalan mı söylüyorum? Uydu yalan söylemez dedi. Senin yerin şurası. Gördün mü? Din. Uydu Allah gibi. Çanak fıtrattır. Tarla eylemdir. Namazın, orucun, zekatındır. Ona göre ayarlayacağız. Acayip bir şey. Bak, ta ileri görmedense orayı o görüyor. Navigasyonla bir Allah'ın ispatını yapmışım, ahiretin ispatını yapmışım, onu bir dinlersiniz. Bakayım kaç dakika oldu? 54 dakika. Şu şeyi bir keseyim. Olaylar hem insanın iç alemini ortaya çıkarıyor. Mesela hiç olay yok. İbrahim, senin ne olduğunu sen bile bilemezdin ki. Ben inan, ben bazı olaylar karşısında arkadaşlar, Nizam, olaylar karşısında zaafımı anladım. Ha diyorum ki Hasan bak, sen bu olaylara, bu işler senin çok hassas noktaların, sen bunları aşamıyorsun. Hemen teoriye geliyorsun, bilmem ne oluyorsun, rahatsız oluyorsun. O zaman girmiyorum ortama. Öğrendim kendimi. Neyle öğrendim? Hariçte kendimi tanıdım. Suya girmek istemiyorsan, suya girme. İstanmak istemiyorsan suya girme, lezzet almak istemiyorsan ağzına şeker alma. Diyor ki, olaylar hem insanın iç alemini ortaya çıkarıyor, hem de onları terakki ettiriyor insana. Misal, hadiseler olacak, sabırsızlık şartları çıkacak da, ta sen sabır kuvvetini terbiye edesin. Mesela dağda yaşıyorsun İbrahim. Sabır kuvvetini nasıl terbiye edeceksin? Sabit kuvveti. Dağda tek başına yaşayanın kuyruğuna kimse basmıyor ki sabırı zorlayacak duygularımız olsun. Çıkmayan kuvvetin terbiyesi olur mu? Çıkmamış. Böyle bir kuvve yok. Kuyruğumuza kimse basmamış.
Aşırı sorumluluk hissedenler rahat yaşayamayıp hep ertelerler. Aşırı sorumluluk hissedenler rahat yaşamayı hep ertelerler. Gülmeyi bile ertelerler. Allah rahmet etsin. Hep bunu okuyunca, yazınca, zaten babamdan dolayı yazmışım. Babamı hatırlıyorum. Aşırı sorumluluk. Endişe ederdi yani. Aç olacak mı çoluk çocuğum? Ele mi bakacak? Böyle bir çok şeydi yani. Çok endişeliydi. Bizim yaşlılarımız öyleydi. Çok böyle aşırı sorumluluk vardı. Dolayısıyla rahat yaşamayı hep ertelemişler. Sonra. Hatta gülmeyi bile ertelemişler. Hayatları hep sorumluluklarla doludur. Sorumluluk acı çekmek değildir ama. Apayrı bir duygudur. Haddini aşan her duygu, yani ifrata varan mertebesi zıt duyguya dönüşür. Karşı role dönüşüyor, vasatın zıttı oluyor. Bak, peki senin. Herhangi bir duygunuzu, hissinizi ifrat seviyesine çıkarırsanız zıttına döner. Mesela uygulayalım. Namusunu Allah'ın dediğinden fazla kıskanmak. Mesela artık helalsa havlan doktora, helalsa mubah olan, işte mubah edilen miktar kadar çıkartmanın, bu sefer o dindarlık, dinidarlık oluyor. Hem onu dinden uzaklaştırıyorsun, hem sen de uzaklaşıyorsun. Dindarlıkla altında dinden uzaklaşıyorsun. Çünkü artık çekemez hale geliyorsun, ya deyip bırakıyorlar. Bütün vesvese hastası bu ya. Vesvese hastaları niye böyle her şeyi bırakıyor? Zannediyor ki hassasiyeti dindarlıktan geliyor. Yani kolunu yıkadın ha mesela. Mesela ilk önce sağ kolu yıkadı, sonra uğraşırken bu sağa sola çat diye kurudu, yıkamadım diyor. İşte abdest alıyor, dağılıyor, yukarıdan aşağı su geliyor, zımpara gibi yapıyor da yapıyor. Cahil adam der ki, vay be, ne abdest alıyor dedi ya. Ben duydum ya. Böyle abdest aldım, caminin kapısında oturacakta oturuyorum. Orada birisi abdest alıyormuş, maliyede çalışan bir memur. İki kişi gelirken, girerken camiye duyuyor. Ya dedi, bu adamın abdest alışına bak dedi. Ulan öyle deyince kulağım onda, gözüm onda, o şadıvanda. Ya bizim abdest mi dedi ya, adama bak dedi ya. Ondan sonra biz çıktık namazdan, hala abdest alıyor. Peki ne oldu? Zıttına inkılap eder. Allah sana dedi mi ki, çünkü hissetmiyor ya, su var ya, hissetmiyor böyle. Sonra çekince acıyor. Ben de onlara diyorum ki, hemen elim çantamda olsa, arabanın kaportası var ya, zımpara. 5 numara, bir de değil. Ala bu 5 numarayla zımparala. Su girmemiştir. Hani havuza bile soksan, acaba vücudum ıslanmış mıdır der. Anladın mı? Onu anlatmayı ders yapmışım. İnşallah onu da yapacağım. Beyin ve vesvese ait bir proje çalışmasım vardı. 3 ay oldu, bitmek üzeredir şekil. Yani kardeş, peki ne oldu? Bak ifrata vardı. İfrata varınca dinsizliğe inkılap ediyor. Mesela dinsiz iddia etmiyor ama namaz bitti. Ben çok iyi biliyorum. Sabah namazında sünneti kıldık. Arada bekledik. Ben uzun bir süre okudum. İtimat edin bana. İnsanların içinde yaşıyorum. Ömrüm öyle geçiyor. Farzı kıldık. Tesbihat bitti. Ders bitti. Güneş çıktı. Adam bir pislak geliyor. Kardeş diyor bizde yaş dedi. Kardeş kıldığın namaz vakti çıktı mı? Yok dedim, yarınki daha duruyor. Bugünkü olsun da dedim. Bugün gitti. Yarınki sabah namazı duruyor. Eyvah. Dindarlık değil mi? Vallahi yalan söylemiyorum. Billahi yalan söylemiyorum. Hastalık abi ya. Yani hasta oldu. Yani kardeşim, sevgili kardeşim, haddini aşan duygu, ifrata varması. Sana böyle mi dedi ya? Hastalık. Bir tanesi bana dün diyor. Abi diyor, yani acaba ben diyor falan, odama geldik, konuştuk, tam çıkarım. Ha dedim, namaza abdestin al, var dedi, biraz kapıya tam gelecek, acaba yok belki dedi, alayım. Olmadığına yemin edebilir misin dedim, abdestin yoktuğunu. Abi diyemem dedi, ha o zaman abdestesin geç.
Abdestim yoktur diye yemin edebiliyorsan abdest al. Edemiyorsan gel namaz kıl kardeşim, abdest al. Tamam. İnşallah bundan sonraki ders devam ederiz. Hoşunuza gidiyor mu bilmiyorum. Bunu hayatın damlaları. Yani için yiyorum. Mesela yukarıdaki cümleyi aşırı sonu o babamı böyle. Bazı işte haller oluyor. Yazıyorum. Bazı işte geliyorum meşveret ederken. Bazı o işte mesela kadınlar hissiyat, erkekler hissiyat noktasında erkek dişe kadınlaşırsa kadınlaşı olur. Onları tefekkür ederken yazdıklarım bunlar noktalardır. Vahirde vahvan elhamdülillah rabbil alem. Bazen de internet sitelerinde görürsünüz. Diyorum. Çünkü birilerine yazıyorum bunları. Yazıyorum. Gönderiyorum böyle. Birileri de birilerine gönderiyor. Sonra birkaç sene karşıma çıkıyor. Sonra karşıma çıkıyor. Nasıl diyorum ya? El Fatiha.